Selam gençler. Bugün yeni bir araçla karşınızdayız. Bugünkü aracımızın modeli Hyundai i20. Otomatik vites. 4 ileri otomatik. Şöyle size bir etrafını gezdireyim. İşte panoramik cam tavan var. Gerçekten panoramik yani. Hani full açı, ön tarafı açılıyor ama üstü full cam. Şöyle göstereyim. Park sensörlerimiz mevcut. Şöyle etrafını bir çekeyim. İşte çelik jantlarımız mevcut. 4 tekerlekten disk sistemi var. Şu anda aracın üstünde kış lastikleri mevcut. Şöyle. Yine mercekli farlarımız var. Xenon olması gerekiyor. Yanlış bilmiyorsam. Yine şöyle motoru çekeyim size. Motoru da bu şekilde. Hep birlikte bir videoya geçelim. Bununla ilgili düşüncelerimi söyleyeceğim. Öncelikle arkadaşlar bu arabanın ağırlığı 1204 kilogram. Şöyle bir bagajını da göstereyim size. Arkadaşlar bagajı bunun 301 litre bagaj hacmi var. Yakıt tüketiminden de şöyle kısaca bahsedelim. Gerçi biraz sonra aracın içerisinde de bahsederiz ama yakıt tüketimi bunun şehir içi 8,5, şehirler arası 5,1 litre. Ortalama da 6,4 litre olarak söyleniyor. Fakat bunlar fabrika verisi. Siz buna 1-1,5 litre daha ilave edin. Yani ortalama olarak 7,5 litre bu araba yakıt tüketir diyebiliriz. Hadi hep beraber arabanın içerisine geçelim. Şöyle ben bir ön ve arka koltuklarda diz baş mesafesi de vermek istiyorum. Şöyle. Çeker misin rica etsem? Şöyle şu şekilde. Şimdi ön koltuk normal 1.75-1.78 boyunda insana göre ayarlı. İnsan seviyelerinde yani. Şöyle baş mesafem şu şekilde. Gayet yeterli. Diz mesafem de şu şekilde. Yani gayet yeterli bir aralık. Bu arada şap tünelimiz bir göstermek istiyorum. Şap tüneli burada yok arkadaşlar. Yok denecek kadar az. Buraya üçüncü bir yolcu rahatlıkla oturabilir. Bu arada arabanın içerisinden önü bu şekilde görünüyor. Gayet şık bir görüntüsü var. Ekran yakışmış gerçekten. Bu gibi şöyle sunroofumuz şu şekilde şuraya kadar açılabiliyor. Şuradan sonrası açılmıyor. Gayet güzel, ferah bir ortam oluşturmuş. İsterseniz perdeyle bunu kapatabiliyorsunuz da. Bu şekilde. Arkadaşlar şimdi biraz önce bahsetmiştim gerçi ama gördüğünüz gibi bunda 4 cam otomatik, aynalar elektrikli olarak ayarlanabiliyor. Yine arka yani şey camlarını buradan kilitleyebiliyorsunuz oynamaması için çocukların. Bu şekilde. Şimdi şuradaki tuşlara da gelelim. Şimdi arkadaşlar burada far yükseklik alçaklık ayarı var. Daha sonra burada gösterge aydınlatmanın ayarı var. Aşağı yukarı olarak parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Ve ESP off tuşumuz var. Buradan yine kaputumuz açılıyor. Buradan depo kapağımızı açabiliyorsunuz. Koltuklarına gelecek olursam bu arabanın koltukları gayet konforlu bir şekilde. Beğendim. Yanal destekleri güzel sarıyor. Kapı içi gözlerine değinecek olursam bence kapı içi gözleri yetersiz. Çünkü buraya yani çok bir şey koyamazsınız. Yani biçimsiz olmuş biraz, ne yalan söyleyeyim. Bence bunun daha güzel yapılabilirdi yani bu dizaynla. Çünkü burada yeterli yer mevcut. Biraz daha güzel dizayn edilebilirdi. Bir de içerisinde herhangi bir kumaş kaplama yok. Şu vitesin önünde bozuk para, telefonunuzu koyabileceğiniz yer mevcut. Yine torpidonun içine bakacak olursak, torpidonun içerisinde de yine herhangi bir kaplama yok. Bu şekilde aydınlatmalı bir torpido. Soğutması emin değilim arkadaşlar. Soğutması sanırım var. Şuradaki ayarından. Ama emin değilim maalesef. Yine diğer tarafta da olsun. Yine kaplama yok. Yine arkada kapı gözlerinde şey yok. Yine kaplama yok. Şimdi şuranın malzeme kalitesine gelecek olursak, şu üstler sert bir malzeme var. Fakat sanki sert malzemenin üstüne hafif bir yumuşak kaplama var gibi. Ama çok yumuşak da değil açıkçası. Şu kapı gözlerine baktığımızda gayet bu üstleri de sert. Yani kütük gibi şuralar. Zaten B segmentinde yumuşak olmasını beklemiyorduk. Aynı şekilde şuralarda sert. Oralarda biraz kütük gibi. Şimdi şu arkanın malzeme kalitesine gelecek olursak, şu arkalar da yine sert. Yine otomatik şekilde camlar açılıp kapanıyor.
Şimdi koltukların kumaş kalitesine gelecek olursak yumuşak, gayet iyi oturumu rahat. Bu arada araçta Isofix var. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim size öne doğru. Kol dayamamız mevcut değil. Evet, hep birlikte aracın içerisine geçtik. Şimdi size aracın sürüşünden, konforundan bahsetmeye çalışacağım. Şu şekilde geri görüş kameramız da mevcut. 2014 yılı üretimi olan bir arabadan bahsediyoruz şu anda. Onu konuşuyoruz. Bence 2014 yılına göre içerisi gayet güzel görünüyor. Fakat maalesef bunu otomatik yapmamışlar arkadaşlar. Ayarlı yapmışlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 fan ayarı yapmışlar. Ben bunun en azından çift bölgeli otomatik olmasa da tek bölgeli bir otomatik kliması olmasını beklerdim. Şu aşağıda AUX ve USB girişimiz var. 12 volt soketimiz var ve çakmaklığımız var. USB'si gerçekten hızlı şarj ediyor. Bunun. Şurada park sensörünü açıp kapatabiliyorsunuz. Yine vitesimiz bu şekilde. Yine manuel moda çekip artı eksi şekilde vites attırabiliyorsunuz. Elektrikli aynalar mevcut bu arabada. Şimdi arkadaşlar size sunroof'un açılışını göstereceğim. Şu şekilde perdesi açılıyor. Daha sonra sunroof'un kendisi şöyle açılıyor. Şuraya kadar. Sonra bastığınızda tekrar kapanıyor. Yani gayet yalıtımı güzel ve şimdi size şunu söyleyeyim. Eskiden bu sunroof'un açılıp elektrikli açılıp kapanması, bu Passat'larda ilk çıktığı zamanlarda bu donanım vardı. Şimdi daha önceden biliyorsunuz benim kanalımı incelediyseniz ben de Golf'ün ampulü vardı. Panoramik cam tavan olmasına rağmen bu elektrikli değildi. Bunu beğendim elektrikli olmasını. Kendim açıp kapatıyordum şu üst şeyini, perdesini. Bunu da elektrikli olmasını beğendim yani. Hani özellikle bu arabanın 2014 yılında üretildiğini varsayarsak beğendim. Yani şöyle konsola da baktığımda gayet yani güzel bir konsol. Demo'de görünmüyor. Fakat işte ne yazık ki eleştirimi daha önce de söylediğim gibi eleştirim bu şekilde. Yani daha iyi beklerdim açıkçası. Burada air condition tuşumuz var. İşte arka cam rezistansı. Bu arada arkadaşlar araçta airbaglerimiz de mevcut. Bu donanımda kaç airbag geliyor? 4 airbag'den fazla herhalde ama emin de değilim. Yani ya 6 ya 4 airbag olması gerekiyor. Belki daha fazladır. Yine araştırıp koyarım. Şimdi onun haricinde söylemek istediğim size notlarımın arasında bakıyorum. Yani konforundan bahsetmek gerekirse bu aracın üstünde sanırım şu an 16 inç jantlarımız var kış lastikleriyle birlikte. Şimdi bu arabanın konforu diğer rakiplerine baktığımızda en yeni Polo'yu hariç tutarsak diğer rakiplerine baktığımızda bence gerçekten konforlu bir araba. Yani özellikle bu çukurlardan ve set geçişlerinden hani şehir içerisinde koyarlar ya setleri. O geçişlerden geçerken kasislerden yani konforsuz hissettirmiyor. Özellikle şimdi şöyle bir örnek vereyim yine. C ve D segmentleriyle kıyasladığımda bir 16 inç jantı olan yani neredeyse bir Golf kadar olmasa da 17 inç jantlı Golf kadar bir konforu var yani bu arabanın. C segmentiyle kıyasladığımda. D segmentleriyle kıyaslamanıza gerek yok. Çünkü bu arabanın ayarı belli, rakipleri belli. Yol tutuşa gelecek olursak yol tutuşu şu şekilde. Eskisine göre, eski nesline göre forumlarda başarılı olduğu söyleniyor. Ben açıkçası çok limitlerde bu arabanın yol tutuşları hakkında bilgi sahibi değilim. Fakat forumlardan ve yabancı forumlardan araştırdığım kadarıyla gayet iyi bir yol tutuşu olduğu söyleniyor. Tabii biz pist şartlarında bakmadan şehir içerisinde böyle çok trafik güvenliğini tehlikeye atmak istemediğimiz için aşırı uç noktalarda deneyemedik çok yol tutuşunu. Fakat ilk izlenimimiz başarılı olduğu yönünde. Yapıştır bakayım. Hızlanması da bu şekilde.
Vites geçişleri de arkadaşlar çok böyle şey değil. Acayip ve acemi şoför gibi atmıyor. Hani güzel yani, çok böyle aşırı sarsıntı yok. Fena değil.